Of, soruya bak sen. İki tane sıfat tamlaması olacakmış. Bunlar birleşerek bir belirtili isim tamlaması kuracakmış. Ben böyle sorularda ne yapıyorum bak. Ne istiyor benden? İki tane tamlama olacak. Bunlar birer sıfat tamlaması olacak. Ve bu ikisi bir araya gelip bir belirtili isim tamlaması kuracak. Bu şekilde sembolize ettiğimde taşlar benim zihnimde çok iyi oturuyor. Sen bakalım ne yapacaksın? Önce kendini dene bu soruda, sonra benden dinle. Hadi bakalım. Sınıftaki diğer öğrenciler kadar o da çalışkan biriydi derken, çalışkan biri aslında cümlenin yüklemi burası ama burada bir sıfat tamlaması var. Biri bir zamir, belgisiz zamir. Çalışkan da onun niteleme sıfatı. Hani bir şeyler konuşalım burada, hep geçmeyelim. Sınıftaki diğer öğrenciler derken burada da öğrenci isminin önünde iki tane sıfat var. Ama iki ayrı sıfat tamlaması bir tamlama kurmamış. Bizim eleştirmenlerimiz derken bir isim tamlaması var. Devamında bir şey yok. İnsanlar hakkındaki bilgi ve kabullerimin neredeyse hepsi kitaplara dayanıyor demiş. İnsanlar hakkındaki bilgi ve kabullerim. Bütün bunların başına benim sözcüğü gelseydi bir isim tamlaması var falan diyebilirdik ama burada sadece insanlar hakkı derken insanların hakkı gibi düşünebiliriz bunu. Orada bir belirtisiz isim tamlaması var. Onun dışında hiçbir şey yok. Aynı kasabanın susuz pınarları karşıladı bizi meydana çıkınca demiş. İşte aynı kasaba. Nasıl kasaba? Aynı kasaba. Nasıl pınar ya da pınarlar? Susuz pınarlar. Burada da bir niteleme sıfatı var. İkisi bir araya gelip şöyle olmuş. Aynı kasabanın susuz pınarları. İşte şuradaki nın ve ı ekleriyle de bu iki sıfat tamlamasını bir belirtili isim tamlamasına çevirivermişiz. Çok güzel bir seçenekmiş. Güzel insanlar derken sadece bir sıfat tamlaması var. O güzel atlara derken yine iki sıfatla nitelenmiş, belirtilmiş bir isim var orada. Ama bunlar ayrı ayrı kullanılmışlar. İkisinden bir tamlama kurmayı başaramamış seçenek. Doğru cevap Denizli olmalıymış. Zorlandıysan böyle şeylerde ya da aklına gelen başka örnekler varsa yorumlarda konuşalım. Daha önce konuştuk mutlaka ama bu tamlama videoları benim efsanedir. Onları mutlaka kampta izlemelisin.